25. Bölüm Şeytani Birleşme. Şabaz, sen bizi hafife alıyorsun. Muhtarın çok muhalifi var. Onun Küfe'deki muhalifleri yeni devlet için önemli bir tehlike oluşturuyor. Görürsün, kısa bir süre sonra Küfe'deki tüm kabilelere musallat olacak. Ayrıca Mercane'nin oğlu da büyük bir orduyla geliyor. Belki Zübeyir'in oğlu da gelecek. Açıkça belli. Muhtar onlarla baş edebilmek için Küfe'nin içindekilerden emin olmalı. Ya hepimizin başını kesmeli ki yapamaz, ya da sorgusuz sualsiz ağzımızı kapatmalı. Neden başımızı kesemeyecekmiş? Dönem onun dönemi. Her istediğini yapabilir. Şabaz, Küfe'de daha yeni kurulmuş olan bir hükümet zor kullanarak hiçbir şey yapamaz. Eğer muhtar en başında katliam yapsaydı herkes korkardı ve etrafını boşaltırdı. Muhtarın şu an halktan ve sevgiden yana olma siyaseti uygulamaktan başka çaresi yoktur. Ne yapalım sence? Muhtarın feragat etmesine izin vermemeliyiz. Onu felç etmek için sürekli darbe vurmalıyız. Yakın adamlarını Rofae gibi avlamalıyız. Ebu Omre, iyi bir yemdir. Muhtarın devletinde Acemlerin çok nüfuzu var. Tamam. Biz de bize verilmeyen hakkımızı talep ederiz. Arap'tan iadeyi haysiyet isteriz. Muhtar nasıl Acemleri Araplarla karıştırmış ve onlara aynı hakkı veriyor ki? Bu talep Ebu Omre ve adamlarını soğutabilir. Muhtar eğer bizim biatımıza saygı gösteriyorsa isteğimizi yerine getirmek zorunda. Sen bizim mesajımızı muhtara iletmek için vekilimizsin. Ya kabul etmezse ne olacak? Kabul etmezse onunla savaşırız. Şabaz, arkadaşlarına söyle fitne yapmasınlar ve bizimle düşmanlıktan vazgeçsinler. Biz de onların taleplerini dinleyeceğimize ve haklarını yerine getireceğimize söz veririz. Sonunda emir esas niyetini açığa çıkardı. Muhtar Arap'tır Mehran. Tabii ki Acem karşısında kendi ırkını savunur. Hani Ali'nin felsefesini uygulayacaktı? Hayır. Muhtar bize Arap'la Acem'e aynı gözle bakacağı sözünü vermemişti. Biz boşuna seviniyorduk. Bu bizim kendimize verdiğimiz vaatti. Neden hala duruyorsun Şabaz? Mesajını getirdin, cevabını da aldın. Gidebilirsin artık. Allah aşkına benden rencide olmayın emir. Ben değersiz bir adamım. Ben ölü yıkayıcısıyım. Yazık senin yıkayacağın ölüye. Şimdi devlet işlerimizle ilgilenmemize izin verir misin? Elbette, elbette. İzninizle emir. Allah sizi korusun. Kiyan. Kiyan. Sen benim cevabıma üzülmedin değil mi? Ben yine isyandan önceki Kiyan'ım. Emirimin siyasetlerine hiç yabancı değilim. Keşke sırlarımı açıklayabilseydim. Vicdan azabına tahammül etmek zorunda kalmasaydım. Bilsen şimdiki muhtarın eski muhtarla ne yaptığını. Keşke muhtarın acılarına ortak olabilseydim.
İranlı dostlarımız aralarında ne diyorlar? Galiba emirin adaletinden umutlarını kesmişler. Emirin onları kandırdığını sanıyorlar. Onlara söyle, merak etmesinler. Biz onlardanız, onlar da bizden. Siyasette bazen ağır sözlere daha ağır sözlerle karşılık verirsen faydası olmaz. Bazen de cevabı keskin kılıç verir. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Yüzünüze afiyet. Ben Şeyh Şabas'a baktığımda karnıma sancı ve ağrı giriyor, niye bilmiyorum. Kapa çeneni, Allah'ın lanet ettiği adam. Allah'ın bu ne hikmettir böyle? Bu ne divane yaratıklar böyle? Ya Binzel Coşan, yine bu özürlü yaratığı yanında getirdin ki maskaralık yapsın ve herkesi güldürsün diye mi? Şeyh Şabas, emir muhtarın Hüseyin'in katillerinden intikam almak istediği doğru mu? Hayır Senan, bu yalan asla gerçekleşemez. Ya Binzel Coşan, ben Şeyh Şabas'a sordum ki bizim ulemalarımızdandır. Senin gibi hayatı yalan olan birine sormadım. Şeyh Şabas'cığım, emir muhtarı ziyaret ettiğinde ne anladın? Beni öldürürler mi, yoksa öldürmezler mi? Cevap ver Sayın Şemr. Senan, azmedemiyorsan niye bu kadar içiyorsun? Annenin mezarına yemin içmedim. Ben hiç de sarhoş değilim. Bin Hacac, sen söyle. Ben sarhoş muyum yoksa ayık mı? Sen hepimizden daha ayıksın. Senan, rahatına bak. Yalnız emir muhtarın eline düşme, çünkü kafanı keser. Yaşasın fukaranın ve kölelerin emirine. Kezzab İbni Kezzab. Emir Muhtar. Bırakın beni. Benim iki ayağım muhtarın belinin kalınlığı kadar. Ben anasının oğlu Senan. İçmişim, hep etmişim heves. Bana laf atıyor Şabas. Niye kırdın bir tane kafes? Melun Şabas, niye konuşuyorsun abes? Kırmışım ben bir kafes. Uçayım ve alayım nefes. Hiç olmazsa insanlara iyi görünecek şekilde davranın. Bu gerizekalının ağzı her zaman için şarap kokuyor. Gittiği her yerde rezil ediyor hepimizi. Yaşasın emir muhtar. Selam sana ordumuzun başkomutanı. Duruşundan belli güzel haberler getirdiğin. Emirim, bizim ordumuz ilk saldırıda düşmana ağır bir darbe indirmiş. Şam ordusunun komutanı Mafarigin oğlu Rabi birçok askeriyle birlikte öldüler. Ve orduları bizim ordumuza teslim oldular. Allah'a emanet!
Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allah'a yemin ederim ki biz Fatihlerin ordusuyuz. Çünkü dinimiz hak ve talebimiz adildir. İbrahim, söyle Anas'ın zafer haberini her tarafa duyursunlar ki halk sevinsin. Anas'a da bir mektup yazmalıyız. Ve yaptıklarını da mükafatlandırmalıyız. Anas hastalanmış emirim. Ordumuzda bizi düşündüren tek mevzu budur. Hastalığı nedir? Ateş ve titreme ile birlikte zaaf. Anas savaş aşkıyla durmadan bin Musel'e doğru gitmiş. Herhalde yolun uzunluğu ve yorgunluk onu zayıf düşürmüş. İbrahim, Anas'ın hastalığının haberi kesinlikle yayılmamalı. Dinleyin savaşçılar. Dinleyin. Emirim, düşman Bin Hable komutanlığında 3000 askeri daha bizim yakınımıza göndermiş ve mağlup ettiğimiz Bin Maharek'in ordusunun kalan askerleri de onlarla birleşmiş. Onlar bu gece Banat Tale varırlar. Duydunuz mu kardeşlerim? Yarın savaş günü olacak. Yarın kurban bayramıdır. Daha iyi. Belki de bayramın bereketiyle yine bir zafer nasip olur bize. Gidin hazırlanın. Çünkü yarın çok düşman askeri öldürmemiz lazım. Ey Allah'ın ordusu! Bu gördüğünüz cemaat egemenlik dininin taraftarlarıdır. Ve biz onlardan nefret ederiz. Şamlılar, siz efendilerinden kaçmış ve dinden çıkmış kölelerle savaşacaksınız. Bu köleler savunmasız ve zavallılar. Ve Arapça'da konuşmuyorlar. Bu köleler Allah'ın size gönderdiği bir avuç koyundur. Bayramda kurban edesiniz diye. Onlardan öldüreceğiniz her bir kişi karşılığında cennette bir ev yapmış olacaksınız. Allahu Ekber!
Savaş borusu. Zafer müjdesi. Allah askerlerine iyi bir bayram hediyesi verdi. Şanlılar kaçıyor. Lale Sarantan Hüseyin! Emir'im. Emir'im. Sesimi duyuyor musun? Oturup istişare edelim istedim. Haberciler İbn-i Ziyad'ın 40 binden fazla askeri olan bir orduyla bize doğru geldiğini söylüyor. Üstelik bizden 2 kez yara almış bir orduyla. Ben savaşmayı doğru bulmuyorum. Neden Verga? Bizim esas hedefimiz İbn-i Ziyad değil miydi? Evet. Biz Mercane'nin oğluyla savaşmak için geldik. Ama şu anda biz 40 bine karşı 3000 kişiyiz. Ayrıca anasının ölümü de ordunun moralini bozmuş. Eğer bu şekilde düşmanla savaşmaya gidersek kesin yeniliriz. Dönersek Emir Muhtar'ın cevabını nasıl vereceğiz? Hemen emire bir mektup yazıp ondan teklifimizi sorabiliriz. Emir'in cevabı bize ulaşana kadar düşmanla karşılaşmaktan endişeliyim. Eğer düşman gelmeden önce meydanı terk edersek bizim komutanımızın ölümü nedeniyle meydanı terk ettiğimizi sanacaklar. Dolayısıyla bize olan korkuları yüreklerinde devam edecek. Çünkü biz 2 kez onları mağlup ettik ve komutanlarını da öldürdük. Ama eğer kalırsak ve Allah korusun mağlup olursak, önceki zaferleri de lekelemiş oluruz. Verga'nın söyledikleri mantıklıdır Sahil. Bu şartlar altında geri çekilmemiz tatlı bir zafer daha sayılır. Sanırım çoğunluk Verga'nın söyledikleriyle hemfikir.
Bence de eğer Küfe'ye dönersek her yönden karlı çıkarız. Eğer Mercane'nin oğlunun asker sayısı doğruysa bizim daha fazla askere ihtiyacımız var demektir. Pekala. Hepiniz Küfe'ye dönme kararı aldığınıza göre sorun yok. Dönüyoruz. Ama ben eminim Emir Muhtar bunu istemezdi. Neden istemeyesin sağ ol? Bizim emirlere itaatsizlik ya da düşmana sırt çevirmek gibi bir niyetimiz yok ki. Eğer merhum anasın vasiyetine göre hareket edersek komutan benim. Benim de bu duruma uygun gördüğüm geri çekilmemizdir. Evet. Ben sadece fikrimi söyledim. Tabii ki sizin emriniz başımızın üstündedir. Hoş geldin iyi haber getiren asker. Savaştan ne haber? Sıcak ve iyi haberler. Allah'ın ordusu yenilmezdir. Katip oku da öğrenelim bakalım. Bu mektubun üstünde özel bir mühür var. Gizli bir mektup. Bunu sizin okumanız lazım. Kardeşlerim, şu anda birlikte öğreniyoruz ki ordumuz yapmış olduğu ikinci savaşında da Şamlıları mağlup etmişler ve yine zafer kazanmışlar. Savaş Kurban Bayramı gününde gerçekleşmiş. Aynı bölgede. Yani Benat Etal'de. Bizi aptal sanıyor. Madem mektup gizliydi, niye açıkladı o zaman? Zafer haberini gizli göndermezler ki. Galiba Küferiler mağlup olmuşlar. Ama bu mektupta başka bir haber de var. Ki zaferin tatlılığını bana zehir etti. Biz en iyi adamlarımızdan birini kaybettik. Anas'ın oğlu Yezid rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Bin Anas şehit oldu. Ama düşmanın kılıcıyla değil. Bir süre önce ateş hastalığına yakalanmıştı. Ve sonunda da ona teslim oldu. Rahmetlinin ruhuna El Fatiha. Eğer Şamlıların karşısında yenilirsek fazla ayakta kalamayız. Sen meydana gitmelisin İbrahim. 7000 askerinle bizim oradaki ordumuza doğru git ve yolu Mercane'nin oğluna kapat. Ben de Benkame ve Kiyan'la Küfe şeytanlarını bekleyeceğim. Ben 7000 kişilik bir ordu götürürsem Küfe tamamen askersiz kalacak. Başka çaremiz yok. İbn-i Ziyad'la savaşımızın sonucu aynı zamanda devletimizin de sonucu olacak. Bu yüzden bütün gücümüzle meydana gitmeliyiz. Keşke biz Küfe'deki hainlerini tahrik etseydik de deliklerinden çıksalardı ve işlerini bitirseydik. Belki sen Küfe'den çıkınca tahrik olurlar. Sadece vardığın yerde bir gece bekle ve benimle mektuplaşmayı da unutma.
İbrahim, Medayna vardığında kamp kur ve Bin Anas'ın ordusunun sana gelmesini bekle. Onlara Sabat'ta seninle buluşmalarını yazdı. Ya bizden daha önce Sabat'a varmışlarsa? Daha erken varmışlarsa daha iyi. Sabat'a vardığınızda mektup yaz. Diğerleri gelene kadar orayı terk etme. Evet emirim. Niye bu kadar alıyorsun kadın? Yarın Şam ordusu buraya varırsa ve kıtlık olursa çocukların benim etimi mi yiyecekler? Sen niye inanıyorsun bu saçmalıklara kadın? Şam ordusu nereye, Küfe nereye? Bu cemaatin kanında yalancılık var. Çok iyi bilirler yalandan dolandan hikayeler uydurmayı. Çok iyi bilirler sade kuşu kanarya yerine halka satmayı. Bunu çok iyi becerirler. Şimdi sizlere soruyorum, söyleyin. Vebaya yakalanan bir komutan nasıl komutanlık yapıp da düşmanlara galip gelebilirmiş? Ey Binva, saçmalamayı kes. İnsanları korkutma. Hepiniz işinize gücünüze dönün. Gidin ve bu münafıkların sözlerini dinlemeyin. Gidin. Buyurun. Şu mantığa bakın. Ey Allah'ın kulu. Neden halkın gerçeği öğrenmesini engelliyorsunuz? Neden insanlara dürüst olmuyorsunuz? Eğer Şam ordusu Küfe'ye gelirse, ki çok yakında gelecekler, nasıl bir musibet çıkar senin haberin var mı? Allah'a yemin ederim kesilen kafalardan dağ yaparlar. Vallahi billahi Küfeliler yenilmişler. Küfe'nin ordusunun komutanı Anas'ın oğlu Yezid öldürülmüş. Hangi akılsız bu saçmalığa inanır? Yani 3000 Küfeli'nin 80.000 Şamlı'ya galip geldiğini. Galiba sen iyi sözden anlamıyorsun. Hapishanede kimlerin adamı olduğunu itiraf edersin. Tutuklayın onu. Bu mu muhtarın vaat ettiği adalet? Ey ahali, Ali'nin hükümetinin neresinde böyle bir şey var? İnşallah yalandır. Yalandır. İnanmayın. Yalan mı? Peki doğrusu nedir? Eğer yalansa o zaman eşlerin oğlu niye oraya gitti? Fazla yalan değil ama fazla doğru da değil. Yalan mı doğru mu Allah bilir. Haydi dilim tutulsun ya doğruysa? Eğer doğruysa Küfe yerle bir olur. Şavaz, şans bizden yana. Muhtarın elindeki şey boş bir kılıç kılıfıdır. Kılıcı eşlerin oğlunun elinde gitti. Ben bütün muhaliflerle görüştüm. Hepsi meydana gelmeye hazır. Ben bu durumda muhtarın oyunlarına dikkat etmenizi öneriyorum. Muhtar hiçbir zaman plansız hareket eden bir adam değil. Etti bile Şabaz. Plansız hareket etti işte. Galiba Anas'ın yenilgisi onu tamamen şaşırtmış. Yalan üstüne yalan. Yanlış üstüne yanlış. En büyük hatası Arap ve Acemlere Beytülmal'dan eşit şekilde pay vermesi oldu. Muhtarın taraftarı olan birçok kabile bu ihanete itiraz ediyorlar. Söz veririm. Bizim sesimizi duyduklarında Yemenliler gibi meydana gelirler. Şaddat'ın oğlu Rofe'nin Yemenlilerin lideri olduğunu biliyor musun? Evet, haberini aldım. Hepimiz Şemr'in dediklerine katılıyoruz. Nihai darbeyi muhtara indirmenin ve Küfe'yi onun vahşetinden arındırmamızın zamanı geldi. Allah'a yemin ederim ben uzun bir süredir iyi uyuyamıyorum. Bu da hayat değil ki. İpini koparmış bir Arap bizim kölelerimizi ayağa kaldırmış.
kendi kölelerimize bile emir vermeye cesaretimiz yok artık. Muhammed'in şeriatının neresinde kölelerin efendilerine itiraz edebilecekleri yazıyor? Sanıyorum İbrahim'in gidişiyle muhaliflerimiz isyan edecekler. Sanacak bir şey yok emir. Kesin isyan edecekler. Casuslarımız muhaliflerimizin tüm gizli görüşmelerini izliyorlar. Şaddad'ın oğlu Rafaye bir taraftan, Şemr ve Şabas'ın tayfası diğer taraftan. Hayret verici bir şey. Neden Rafaye? Cemel savaşını incelersen sorunun cevabını alırsın. Rafaye'nin hikayesi Zübeyir'in hikayesi gibidir. Keşke İbrahim'in gidişini birkaç gün erteleseydiniz emir. Neye yarayacaktı ki ya? İsyan tehlikesini defetmek ve isyancıların liderlerini tutuklamak için birkaç güne ihtiyacımız var. Onlar isyan planları yapıyorlar diye mi tutuklayalım? Hayır Kiyan. Bu davranış bizim adaletli hükümetimize yakışmaz. Ben Hüseyin'in katillerinden kısas almak için bir bahane arıyordum ki devletimiz halk nezdinde küçük düşmesin. Kutsal şehir günahkarlara tövbe fırsatı vermiş. Ben bu cemaatin bizim kılıçlarımızın korkusuyla tövbe ettiklerini biliyorum. Bu yüzden şeytani niyetlerinin açığa çıkmasını sağlayacağım. Allah'a yemin ederim. Eğer kılıçlarını çekip isyan ederlerse kendi ölüm fermanlarını imzalamış olurlar. Emirim, İbrahim'in yokluğunda ve bu kadar az askerle onlarla baş edemeyiz. Eğer biz haklıysak Allah da bize zor durumlardan kurtuluş yolu gösterecek. Ben Kame. Askerlerin bir bölümünü onların mahallelerine yakın yerleştir. Ve isyancılarla savaşabilmek için diğer askerlerimizden de yardım al. Kiyan, sen de İranlılardan yeni bir saldırı gücü oluştur. Allah'ın izniyle onların sonu yaklaşıyor. Burası ev kızım. Ama burası eve benzemiyor ki. Yalancı. Şşt. Yine ayıp konuştun kızım. Burası saraydır kızım. Saray nedir? Saray büyük ve güzel bir evdir. Kimin sarayı bu? Padişah olanlara aittir. Padişah nedir? Padişah büyük ve her şeye sahip olan bir adamdır. Mesela neleri var? Bu çocuğun soruları bitmez Dommeciğim. Boşuna kendini yorma. Kucağıma gel de sana hikayesini anlatayım. Sizin gibi değerli banuların şereflendirmesini bekliyordu. Hoş geldiniz. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Ebu Muflis emrinizde. Küfe Sarayı'nın bir hizmetkarıyım. Muhtar evini terk etmekte de haklıymış. Ömrü boyunca gözünü saraya dikmekte de haklıymış. Değiyormuş. Yıllarca tedirginlik, endişe ve acıya değiyormuş. Bilseydim Küfe Sarayı'nın bu kadar güzel ve şaşalı olduğunu, muhtarın canını çok daha az sıkardı. Rüyaların sarayıymış burası. Ama bu saray muhtara ait değil ki Nariye. O zaman kime ait Dommeciğim? Senin oğlun, benim biricik kocam, bu sarayın padişahıdır. Herhalde sen de kendini bu sarayın şahbanosu görüyorsun. Neden olmasın? Ben muhtarın büyük eşiyim. Öyle değil mi Umre? Doğru.
Sen bu sarayın Şahbanususun. Yalnız lütfen çalışanların önünde böyle konuşmayın. Ayıptır. Şimdi öyle şeyler yapar ki herkes bizi köylü sanacak. Şilinban, yeni eviniz kutlu olsun. Kendini bu nimetten mahrum etmen yazık olmaz mıydı? Hoşravani saraylarına benziyor. Büyüklüğü ve şaşası beni korkutuyor. Şirin, ne olursun bir de burada sorun çıkarma bana. Yüzünü asıp bahane uydurma. Günah değil ya. Biraz da biz buranın tadını çıkaralım canım. Peki, sarayda oturduk ve onun da tadına vardık. Ya sonra? Daha sonra bana aynısını yapabilecek misin? Şeref sözü veririm ki hayır. Alışmamaya çalış. Umarım kalışımız çok uzun sürmez. Yoksa buranın taş ve sütunlarının ağırlığı belimi kırabilir. Siz içeri girin. Ben muhtara uğrayıp geleceğim. Biz burayı tanımıyoruz ki. Bilmek gerekmez ki Banu. Bu kapıdan girdiğinizde doğru sarayın avlusuna varırsınız. Orada Ebu Müflis isimli biri sizi odanıza kadar götürecek. Gel kızım. Bu senin için pişirilmiş çorba. İçmek zorundasın. Ben de senin gibi gelmek istemiyordum. Ama kocan Kıyam beni ikna etti. Ne yapayım ki, benim huyum böyle Rahale. Hadi gel. Birkaç geceden bir şey olmaz. Biz nereye gelmişiz böyle abla? Burası çok büyük ve güzelmiş. Bunun rüya olmadığına emin misin? Hayır, uyumuyoruz abla. Ben saray rüyası gördüm. Ama bu kadar güzel değildi. Herkes geldi mi? Evet emirim. Bir sorun çıkmadı değil mi? Hayır. Sadece İbrahim'in işi biraz karşı çıkıyordu. Ama Şemr'in hikayesini anlatınca o da ikna oldu. Şemr'in hikayesi mi? Haberini duymadın mı? Hangi haberi diyorsun? Tahminin doğruydu Emir. Akşam ezanından sonra Şemr sizin eve saldırmış. Ve evi boş görünce hıncını zavallı holudan çıkarmış. Onu öldürmüş. Zavallı oğlu. Bu kan içen hayvanı elime geçirirsem yemin olsun ki parçalayacağım onu. Biliyordum bu sırtlanlar ortalığı boş bulduklarında diş ve tırnaklarını gösterecekler. Vay hallerine. Vay hallerine. Kusura bakma Dönmeciğim. El öpmek için daha erken gelmeliydim. Emin ol, isyandan sonra bir gece iyi uyumak bana hasret oldu. Pişirmekten, yıkamaktan ve çalışmaktan yorulduk Dönme. Kolay gelsin kızım. Allah güç versin. Keşke İbrahim de burada olsaydı kızım. Muhtarla İbrahim'in hikayesi bizimle güneşin hikayesi gibidir. Olmadıklarında her taraf karanlık olur. Bense gözlerimi kapatıp yıldızları saymaya çalışırım. Hep böyle tehlikeli geceler olsa da biz birbirimizi görsek. Sen zaten Lafka'yı terk ettin.
Küfe'de de Nariye bize hoş yüz göstermiyor. Nereye geleyim seni görmeye? Doğru söze diyecek yok. Nasılsın? Kuma'nın yine yüzü asık. Allah sana sabır versin Omre. Nariye'ye nasıl tahammül ediyorsun? Hayret ediyorum. Şşt! Alevlendirme onu kız. Bunlar kimi bu muhlis? Sanırım devlet adamlarının eşleridir. İyi de burada ne işleri var? Efendim, bildiğim kadarıyla muhtemelen isyan bastırılana kadar sarayda kalacaklar. Hangi isyan? Yani sizin haberiniz yok mu? Hayır, bilmiyorum. Ben buralı değilim ki bileyim. Herkes duyduktan sonra ben duyarım ancak. Bildiğim kadarıyla emir muhtara karşı olanlar birleşmişler. Ve emirle savaşmak istiyorlar. Allah'ım sen sabır ver. Omre, affedersin Şirin. Gel Omre. Sen biliyor muydun da bana söylemedin? Neyle ilgili söylemeliydim? Aferin sana. Böyle olmaz Omre. Yine kendi kendine kestin biçtin Nariye. Ne oldu? Hani birbirimize dürüst olacaktık? Ben hep sana karşı dürüstüm. Ama seni bilmem. Sen saraydan çıkamayacağımızı bilmiyor muydun? Bu çatı altında bir sürü kadınla baş etmek zorunda olacağımızı bilmiyor muydun? Evet, biliyordum. O zaman niye bana bir şey demedin? Sen dinleyecek durumda değildin Şahbanu. Sarayın duvar ve kapılarına o kadar hayran kalmıştın ki bir şey duymuyordun. Bahtın yansın Nariye. Saray sakini olmuşsun güya. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Sayın Rufai, itiraf etmeliyim ki bu gece hayatımın en güzel namazını kıldım. Buna vesile olduğunuz için Allah size ömür versin. Bu akşamki cemaatimiz kafirleri yok edecek. Keşke eski dostların anlayabilselerdi ve Müslümanların arasına nifak sokmasalardı. Ben senin gibi düşünmüyorum ya Zelcoşan. Sizin gibi şeytanların Neynava'da peygamberin torununa yaptıklarınızı duyunca kanınızı dökmekten başka bir arzum yoktu. Allah muhtarın cezasını versin ki şeytani planlarıyla Hüseyin'in intikamcılarına ihanet etti ve benim gibi birini sizin gibilerin yanına gönderdi. Evet, bu da benim kara bahtımdandır. Arzularım yüreğime hasret oldu. Sayın Rofai, neden böyle kızgın konuşuyorsun? İnsanoğludur, hata yapar. Şeytana kanar ve kuyuya düşer. Biz hepimiz Neynava çölünde kör ve sağır idik ki tuzağa düştük. Tövbe kapısı bu yüzden hep açıktır. Tövbe etmek insanlar içindir, şeytanlar için değil. Bunu söylemek yerine ortak düşmanımızı düşünsek daha iyi olmaz mı? Öyle mi? Şimdilik muhtar bizim ortak düşmanımızdır. O zaman çok iyi dinleyin beni. Ben sadece muhtara olan düşmanlığım ve ona karşı olan cihatta sizinle birlikteyim. Benim husumetim peygamberin ehli beytiyle ta kıyamete kadar bakidir. O zaman yardım edin de muhtar gibi bir afeti ortadan kaldıralım. Yoksa hepimizin din ve dünyasını yok edecek. Ne yapmam gerekiyor? Muhtarla olan düşmanlığımda ciddi ve kesin olduğuma yemin mi etmeliyim? Sayın Rofai, siz muhtarın dilinin büyüsüne vakıfsınız.
Onun büyülü mesajlarıyla titreyip meydanı boş bırakmanızdan korkuyorum. Heh. Muhtarın dilinin büyüsü sizin gibi yılan dilli olanlar için korkutucudur. Ben eğer geri çekilmek isteseydim hiçbir zaman muhtarın karşısında durmazdım ve düşüncelerine karşı gelmezdim. Bir şüphem vardı ve dile getirdim. Ki Allah korusun töhmet ve gıybete yol açmasın diye. Biz bu gece Küfe'nin etrafını sarmayı planlıyoruz. Siz ve Yemenliler bulunduğunuz yerde durup bizim haberimizi bekleyebilirsiniz. Allah izin verirse 2-3 gün içinde muhtar ve isyanını onunla birlikte gömeceğiz. Ehlen ve sehlen. Ehlen ve sehlen. Neden burada olduğunuzu bilmeniz iyi olur diye düşündüm. İsyanın düşmanları ve aynı zamanda Aşura olayının katilleri bir isyan planlamışlar. Muhtemelen bu isyancılar ki çoğunlukla Küfe'nin kabadayılarından oluşuyor, hükümetimize darbe vurmak amacıyla bu isyanda rolü olan savaşçıların ehli beytine zarar vermek isteyebilirlerdi. Yani sizin kocalarınıza. Bu yüzden saraya gelmenizi istedim ki düşmanın tehlikesinden uzakta olasınız. Bu şekilde kocalarınızın kalbi de rahat olacak. Düşmanın şerrini def edene kadar hükümetin misafirisiniz. Bu sarayın görünüşü çok güzeldir. Ama içi tehlikelidir. Benim size önerim şu ki dikkat edin huylarınızı değiştirmesin. Banu Omre saray yaşamı konusunda tecrübelidir. Daha iyi uyum sağlamanız için size yardımcı biz olabilir. Biz nereye gelmişiz böyle? Sessiz. Benim ne yapmam gerek muhtar? Neden soruyorsun Banu? Ne yapacağımı bilmek istiyorum. Biliyorsun. Kadınların arasındaki işleri idare etmek. Beni muaf tut muhtar. Nariye'nin önceliği var. Bırak bunun kararını ben vereyim. Bu işi sana bıraktım çünkü Nariye'den daha iyi üstesinden gelirsin. Donmeciğim affet beni. Yine kendi evinin dışında bir yerde kalmak zorundasın. Ne yapabiliriz ki oğlum? Bana da bir süreliğine hapsin tadına varmak nasip oldu oğlum. Ne kadar yerinde bir tabir. Banu Rahale, tereddütle geldiğinizi duydum. Haklısınız. Siz saraylarda oturmaya alışık değilsiniz. Eğer düşmanın şeytani niyetleri olmasaydı, asla ısrar etmezdim. Emirim, itirazım insanların sözleri ve hikayelerinden dolayıydı. Düşmanın bizim sarayda oturmamızı bahane edip aleyhimize kullanmasından korktum. Aferin. Elhak ki bu düşüncenizle İbrahim gibi büyük bir insana layıksınız. Hoş geldiniz. Ebu Muflis. Buyurun emirim. Misafirlerimizi odalarına götürüp onlara ikramlarda bulunun. Buyurun. Buradan buyurun. Şirin Banu, kısa bir şey söyleyecektim.
Buyurun emirim. Eğer bir ihtimal Nariye'den bir kinaye duyarsanız kendi büyüklüğüne bağışla. Sakın sizi üzmesin. Ben ve Kiyan yıllardır onun acı diline alıştık artık. Siz rahat olun emirim. Kimse Emir Muhtar ve Kiyan'ı benim nezdimde zedeleyemez. Banu Omre de yanımda. Banu Nariye'nin acı sözleri Banu Omre'nin tatlı diliyle yumuşuyor. Aferin. Pekala. Bu küçük pehlivan Kiyan'ımız ne zaman büyüyecek ve düşmanlarla savaşacak bakalım. Kölenizdir emirim. Allah onu korusun. Çok yaşasın. Buyurun. İçeri girmeyecek misin Nariye? Hayır muhtarcığım. Nariye bu saraya fazla gelir. İstemiyorum. Ben çocuklarımı alıp evime dönüyorum. Nariye, sen ne zaman bu çirkin davranışlardan vazgeçeceksin? Zorla değil ya muhtar. Niye kızıyorsun ki? Bu saray bir zamanlar babası buranın padişahı olan Banu Omre'ye daha çok yakışıyor. Divane. Sen akıllı olursan burada da kendi evin gibi hükümet edebilirsin. Zavallı Omre sadece işleri biliyor. İstemiyorum muhtar. Bir ordu kadın ve çocukla aynı çatı altında yaşayamam ben. Kendi evimde daha rahatım. Hangi kendi evin? Zelcoşan yaşadığı sürece muhtarın evi güvenli değil. Dün gece evine saldırmışlar. Kölen Holu'yu da öldürmüşler.